Merhaba. Bugün sizinle şu detoks işini konuşmak istiyorum. İşin doğrusu bu kelimeyi duyduğum zaman tüylerim diken diken oluyor. Sebebini anlatayım. Bundan 10-15 sene önce Amerika'dan esen rüzgarlar bize detoks kavramını getirdi. Ee, i̇nsanlar bunu pek bir benimsediler ve daha önemlisi bir takım uyanıklar bunun üzerine atladılar. Bir süre sonra detoks lafı bayatlayınca uyanıklar bunu çeşitlendirmek zorunda hissettiler kendilerini. Ne yaptılar? Bahar detoksu, yaz detoksu, kış detoksu kırmızı detoks, yeşil detoks, alkali detoks gibi bir takım detokslar yaratıldı, uyduruldu. Ve inanmayacaksın daha korkuncu lavmanla detoks uygulamaları başladı. Evet, bazı kişiler bağırsaklardaki biriken toksinlerin lavman yapılmak suretiyle giderilebildiğini iddia ederek insanlara lavman yapmaya başladılar. Ama lavman da tek başına biraz bayatlayınca işi çeşitlendirme gereğini hissettiler. Çay lavmanı, kahve lavmanı, zeytinyağı lavmanı, tuzlu su lavmanı, bitki özlü lavmanlar gibi lavmanlar uydurdular, insanların önüne menü verdiler. Onu seçip uygulatmaya başladı insanlar ciddi ciddi. Şimdi önce bu detoks lafına bir bakalım. Detoks diye bir kelime yok aslında. Detoks detoksifikasyon kelimesinin kısaltılmışıdır. Detoksifikasyonun da kelime anlamı toksinlerden arındırmadır. Şimdi akıllı bir insanın soracağı ilk şey öyle mi? Hangi toksinlerden arındırıyorsunuz diye sormak olmalı. Öyle ya. Madem toksinlerden arındırıyorsunuz bu toksinlerin adı olması lazım. Nedir onlar? Sorun kimse size söyleyemez. İşin doğrusu insan bedeninde toksin birikmez. Bakın tekrar ediyorum. Önemli hastalık ve zehirlenme durumları dışında insan bedeninde toksin birikmez. Şimdi peki bu toksin lafı nereden çıktı? Evet dışarıdan birtakım toksinler alabiliyoruz. Gıdalarla, suyla, havadan gelen bir takım toksinler var. Bunun ötesinde Bizim metabolizmamızın yan ürünü olan bir takım toksinler var. İşte üre gibi, amonyak gibi ya da serbest oksijen radikalleri gibi. Bu toksinlerin oluşması metabolizmanın doğal bir sürecidir. Ama buna rağmen hiçbir şekilde toksin birikmez. Niye birikmez? Çünkü bir karaciğerimiz var. Karaciğerin işi içeride metabolizmamızın sonucunda oluşan toksinleri veya dışarıdan aldığımız toksinleri gidermektir. Karaciğerin tek işi bu. Şimdi işin ilginç tarafı. Bir takım deli saçması uygulamalar dışında detoks beslenme diye öne sürülen bir takım beslenme programlarının gerçekten sağlıklı olduğu. Yani bol bol sebze, meyve, salata yemeye kimin itirazı olabilir? Benim itirazım bu saçma sapan uygulamalara ve terminolojiye. Şimdi insanlara eğer deseler ki sağlıklı beslenin, bol bol sebze, meyve, salata yiyin deseler kimse ilgilenmeyecek. Niye? Çünkü hepimiz biliyoruz bunun sağlıklı olduğunu. Ama siz buna detox gibi janjanlı bir isim koyduğunuz zaman insanlar bunu farklı bir şey zannediyorlar. Amerikalıların tabiriyle bu yaşlı eşeğe ruj sürüp satmaya çalışmaya benziyor. Siz siz olun, bir takım saçma uygulamalardan uzak durun. Ha, sağlıklı beslenmeye aynen devam. İşin doğrusu bütün bu konuştuklarımıza rağmen trendler çok güçlü. Bu rüzgarların önünde durmak bir hayli zor. Onun için ben de en iyisi ben de bu işten nem alınayım diye yepyeni bir detoks programı geliştirdim. <laughs> en hakiki öz detoks. Uygulaması çok kolay. İki demet maydanozu alıyorsunuz, güzel güzel doğuruyorsunuz, üstüne bir limon sıkıp afiyetle yiyorsunuz. Daha sonra bunun üstüne iki şişe maden suyu içiyorsunuz, ayağa kalkıp zıplamaya başlıyorsunuz. Biraz sonra ne toksin kalıyor ne bir şey. Hadi geçmiş olsun toksinsiz günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.